14. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşlerini protokol tribününde izleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, güreşleri izleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu bizim kültürümüz, bu bizim tarihimiz, geleneğimiz, göreneğimiz. Bunu yaşatacağız. Bu coğrafyada, bu ülkede olduğumuz müddetçe güreşe sahip çıkacağız. Güreşi daha ileriye taşıyacağız. Biz de Türkiye Güreş Federasyonu olarak bu kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak için Türkiye'nin her bölgesinde varım ben. Nerede güreşse ben oradayım. Çünkü bu benim ikinci işim değil, aslı işim. Güreşi seviyorum, güreşçileri seviyorum ve güreşe emek verenleri seviyorum. Ben iddialı bir adamım. Normal hayatımda da bir iddialım. Ya bir işi yaparım ya da yapmam. Ama bir işi yapıyorsanız hakkını vereceksiniz. Onun için de şu, yaptığınız işin delisi olacaksınız kardeşim. Yoksa olmaz bu iş. Benim standardım çok yüksek. Benim zamanım yoksa, enerjim yoksa, bilgim görgüm yoksa ben asla buraya gelmem. Asla bu göreve talip olmam. Ben olurken de söyledim. Türk güreşini güreşçiler yönetecek ve bu güreşi bir level değil, birkaç level yukarıya alacağız. Onun için ben de iddialıyım. Benim federasyonum da iddialı. Yönetimim de iddialı. Her şeyden önemlisi benim sporcularım iddialı. Onun için Avrupa'da 17 madalya aldık. Allah'ın izniyle. Şimdi dünya şampiyonası var Sırbistan'da. 10-16 Eylül'de oraya hazırlanıyoruz. Ben gece boyunca uçtum. Bu maça katılacağım diye 5,5 saatlik Kazakistan yolculuğum vardı. Gece uçuşta 3,5'te uçağım vardı. Uyumadan buraya geldim. Kazakistan'daki güreşten direkt buraya geldim. Şu, ben güreşin kalbinin attığı, nabzının attığı her yerde olmak istiyorum. Onun için de Kaş'tadaydım. Efendim geçen Antalya'da iki tane güreşimiz vardı. Geçen plaj hafta bizim vardı, evet. Plaj güreşi dünya şampiyonası ayağımız vardı. Gerçekten evimize gidecek zamanımız yok. Ama biz çocuklarımızdan, eşlerimizden izin alarak, helallik alarak bu yola çıktık. Allah beni, benim camiamı burada ter akıtanları mahcup etmesin. Biz elimizden geleni yapacağız. Bakın yeni dünya düzeninde şu arkadaşlar, unutmayın. Yük olanlar değil, yük alanlar daha kıymetli olacak. Ben Türk güreşi için, Türk spor için, büyük Türk devleti ve büyük Türk milleti için sorumluluk almak için buraya geldim. Son güne kadar, kanımın son damlasına kadar da bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğim.